Bir çita hızlı koşmaktadır ve siz de çitaları çok sevdiğiniz için bunu görmek istiyorsunuz. Ama aynı zamanda fiziği de çok sevdiğiniz için size çitanın koştuğu videoyu göstermek yerine çitanın hız zaman grafiğini veriyorum. Şimdi bu grafiği analiz ederek çitanın ne yapmakta olduğunu bulmaya ne dersiniz? Bana hız zaman grafiğinin neyi temsil ettiğini söyleyebilir misiniz? Bu grafikler bize çita gibi herhangi bir cisim ya da canlının hızının zaman içerisinde nasıl değiştiğini gösterirler. Bunu bir arabanın hız göstergesini seyretmek olarak da düşünebilirsiniz. Evet. Aynen bir hız göstergesi gibi hız zaman grafikleri de söz konusu olan cisim ya da canlının hızının zaman içerisinde nasıl değiştiğini gösterir. Aralarındaki tek farksa grafiklerin cismin ya da canlının ne kadar hızlı olduğunu vermesinin yanında bize hareketin yönü hakkında da bilgi veriyor olmasıdır. Zaten hız da sürat artı yön olarak tanımlanabilir öyle değil mi? Peki grafik yönü nasıl gösterilebilir diye soracak olursanız Mesela grafik eğer buradaki gibi pozitifse, yani eğer eğri buradaki gibi zaman ekseninin üzerindeyse, cismin belirli bir yönde, örneğin sağa ya da yukarı doğru hareket ettiğini söyleyebiliriz. Eğer eğri zaman ekseninin altındaysa da, hızın negatif olduğunu ya da cismin yönünün sola doğru ya da aşağı yönde olduğunu anlayabiliriz. Evet, grafiğin bize hem sürati hem de yönü verdiğini söyledikten sonra, bu arada bu grafiğe hız zaman grafiği denmesinin sebebi de bu. Şimdilik yönü bir kenara bırakalım ve hıza odaklanalım. Şimdi grafiğe göre zaman yani t sıfırken çitanın sürati de sıfırmış. Zaman ilerledikçe bir bakalım çitanın sürati artıyor görüyorsunuz değil mi? Evet sürat durmadan artıyor ve 5. saniyenin sonuna geldiğimizde de 20 metre bölü saniye oluyor. Bu çitaya eğer bir hız göstergesi bağlamış olsaydık buna benzeyen bir animasyon görebilirdik. T sıfırken sürat de sıfır olacak. Sonra artmaya başlayacak ve t eşittir 5 olduğunda da saniyede 20 metreye varacak. Bundan sonra ne olduğunuysa grafik burada bittiği için bilemiyoruz. Bu söylediklerime göre çitanın hareketini gözünüzün önüne getirmişsinizdir. Şöyle yapalım. Bu dünya üzerinde eşi benzeri olmayan pembe çitamızın t sıfırken süratinin 0 olduğunu biliyoruz. Bu hız ölçeri çitamıza bağladığımızda zaman geçtikçe süratinde arttığını göreceğiz. 5. saniyenin sonunda da 20 metre bölü saniyeye ulaşmış olacak. Az önce de söylediğim gibi hız ölçer bize bir cismin ya da buradaki gibi bir çitanın ne kadar hızlı hareket ettiğini söyler, nerede olduğunu değil. Benzer bir şekilde hız zaman grafiği de bize bir cismin ne kadar hızlı ve hangi yöne doğru hareket ettiğini söyler. Ama cismin konumu hakkında bir bilgi vermez. Demek istediğim t eşittir sıfırda çitanın nerede olduğu hakkında herhangi bir bilgimiz yok. Başlangıç konumu sıfır olabilir ya da 100 metre hatta eksi 100 metre. Az önce de söylediğim gibi konumu hakkında bir bilgimiz yok. Yalnızca sürat ve yönünün ne olduğunu biliyoruz. Peki çitanın süratinin artması, ivmelenmesi anlamına gelir, öyle değil mi? Başka bir deyişle cisimlerin süratleri değiştiğinde, yani azaldığında ya da arttığında o cismin ivmelenmesinden bahsederiz. Peki sizce çitanın ivmesini bu grafiği kullanarak hesaplayabilir miyiz? Deneyelim mi? İvme nasıl hesaplanıyordu? İvme, hızdaki değişimin zamana bölümü olarak hesaplanır. Hızdaki değişimi son hız eksi ilk hız olarak bulabiliriz. Bir de bunu zamana böleceğiz. Grafiğimize bakıp bunları bulalım mı? Ya da isterseniz hemen videoyu durdurun ve bunları benden önce kendi kendinize hesaplamaya çalışın. Şimdi de birlikte yapalım. T eşittir sıfırda hızın da 0 olduğunu biliyoruz. Şu an içinse hızla sürat arasında bir ayrım yapmamıza gerek yok. Buna ilk hız anlamında U diyelim. Hızın 5. saniyenin sonunda 20 metre bölü saniyeye çıktığını da biliyoruz. Bunun yanına da son hızı temsilen V harfini koyuyorum son hız yani 20 metre bölü saniye eksi ilk hız yani 0 metre bölü saniye. Peki bu değişim ne kadar sürede gerçekleşti? 5 saniyede. Bu neye eşit? 20 bölü 5, 4 metre bölü saniye bölü saniye diyelim. Bu da 4 metre bölü saniye kare eder. Çitamızın ivmesi bu. Peki sizce bu ne anlama geliyor? Bu çitanın hızı 4 metre bölü saniye artmış ve her bir saniyede bu gerçekleşmiş. Evet hızı her saniyede 4 metre bölü saniye artıyor. Çitanın ivmesi bu. Şimdi bir de bu çitayı kovalayan bir geyik olduğunu hayal edelim. İşler ilginçleşmeye başladı. Geyiğin hız zaman grafiği de bu olsun. Geyik de ivmeleniyor öyle değil mi? Peki geyiğin ivmesi hakkında ne söyleyebiliriz? Çitanınkinden küçük mü yoksa büyük mü? Videoyu hemen durdurun. Ve biraz düşünün. Hatta isterseniz hesaplamayı da deneyebilirsiniz. Bir bakalım, t sıfırken g'in hızı da sıfır. Bunun ilk hız olduğunu düşüneceğiz. Sonra t eşittir 2'de de g'in hızının 20 metre bölü saniye çıktığını görüyoruz. Bu da son hız olacak. v eksi u bölü t. Yani az önce uyguladığımız formülü uyguladığımızda 20 eksi 0 bölü 2. Çünkü bu değişim 2 saniyede gerçekleşiyor. 20 bölü 2'den de 10 metre bölü saniye bölü saniye, yani 10 metre bölü saniye kare elde ederiz. Bu da G'in ivmesinin, çitanın ivmesinden büyük olduğu anlamına gelir. Mantıklı değil mi? Yani çita 5 saniyede 20'ye çıktı. Geyik de 2 saniyede 20'ye çıktı. Evet, son derece mantıklı. Kurguladığımız bu çılgın dünyada geyiğin ivmesi çitanınkinden fazla. Ve zaten kovalayanın da geyik olduğunu unutmayın. Peki, sizce geyik çitayı yakalayabilir mi? İşte bunu söyleyemeyiz. Neden diyecek olursanız ilk konumları hakkında herhangi bir bilgimiz yok. Demek istediğim çita belki de geyikten kilometrelerce uzakta. Bu yüzden de geyin çita'yı yakalayıp yakalayamayacağını bilemeyiz. Grafiği biraz daha inceleyecek olursak ivmesi daha büyük olan geyin hız zaman grafiğinin çitanın grafiğinden dik olduğunu yani eğimin daha fazla olduğunu görebiliriz. Bunların dağ olduklarını düşünürsek bu dağa çıkmanın buna göre daha zor olacağı konusunda bana katılacağınızı tahmin ediyorum. Yani hız zaman grafiğinin eğimi fazla olduğunda ivme büyük, eğimi az olduğunda ise ivme küçük olur. Bu grafiklerin güzel yanı da budur zaten. Çünkü grafiğe bakarak hangi ivmenin daha büyük olduğunu görebiliriz. Bir şey daha var. Bunun bir dağ olduğunu düşünelim nerede olduğumuza bakmaksızın burası olabilir. Burada ya da burada da olabiliriz. Eğimin aynı kaldığını fark ettiniz öyle değil mi? Demek istediğim dağa tırmanmanın zorluğu hangi noktada bulunduğumuza göre değişmez. Ve eğim aynı kaldığı için, eğim de ivmeyi temsil ettiği için ivmenin de sabit olduğunu söyleyebiliriz. Çita hız kazanıyor yani hızı değişiyor ama ivmesi değişmiyor. Hızı her saniye 4 metre bölü saniye artacak ve bu oran değişmeyecek. G2 için de durum bu. Ama eğer doğrusal olmayan bir grafikle karşı karşıya olsaydık, mesela bu şekilde buradaki ivmenin sabit olduğunu söyleyemezdik. İlk 2 saniyede ivme çok büyük. Sonraki 2 saniyede biraz daha düşük. 4 saniye sonra ise ivme sabit yani hızı değişmiyor. Hız 20, ivme ise 0. Eğim açısından incelemek isterseniz, ilk iki saniyedeki eğim çok fazla, yani ivme büyük. Eğim sonra azalıyor, yani ivme de azalıyor ve en sonunda da sıfır oluyor. Grafik düzleşiyor ve bu da eğimin, yani ivmenin sıfır olduğu anlamına gelir. O halde buna benzeyen bir grafikle karşılaşırsanız, ivmenin sabit olmadığını söyleyebilirsiniz. Önce çok büyük ama giderek azalıyor. Bir doğru söz konusu olduğunda ise ivme her zaman sabittir. Anlaştık mı? Aradaki farkı daha iyi anlayabilmek için hız ölçeri de işin içine katalım. Buna benzer bir grafik söz konusu olduğunda, hız ölçer başlangıçta çok hızlı hareket edecek ancak bu hareket zaman içinde yavaşlayacak. Görmek ister misiniz? Evet, az önce de söylediğim gibi başlangıçta çok hızlı hareket etti ama sonra yavaşladı ve sabit kaldı. Buna benzer bir harekette ise hız ölçer düzgün bir şekilde hareket eder. Görüyorsunuz değil mi? Göstergenin hareketinin hızı birden artıp azalmıyor, düzgün. Bu yüzden bu tür hareketten sabit ivmeli hareket ya da düzgün doğrusal hareket olarak bahsedildiğini de duyabilirsiniz. Hız değişmiyor ama ivme sabit. Bu videoda hız zaman grafiklerini incelemeyi, eğim fazla olduğunda ivmenin büyük olduğunu ve bu grafiklerin bize cismin ilk konumu hakkında bilgi vermediğini öğrendik. Bu grafikler cismin konumunu bize söylemez. Yalnızca ne kadar hızlı hareket ettiğini anlatırlar.